konuyu uzatmanın lüzumu yok. Sana bir kere söyleyeceğim. Bir daha da söylemeyeceğim. Necmiye'den ayrılacaksın. Biz Feride ile konuşuyoruz. Yani müsaaden olursa niyetim ciddi. Feride. Selim'le görüşmeyi istiyor musun? Evet. Kamran! Ben yuvamın derdindeyim efendi. Bizi bizden, kendimizden korumaya çalışıyorum. Kamran, ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun Feride? İşte içimdeki manzara aynen böyle. O yüzden kırıp döküyorum. Yoksa seni kıracağım. Senin burada ne işin var? Senin bu adamla ne işin var? Ben Selim Bey'le konuşmaya geldim. Ben seni orada beklerken sen Selim Bey'le konuşmaya mı geldin? Kamran. Önemli bir mevzuydu. Duydum hepsini. Necmiye'den ayrılacaksın diyordun. Sen nasıl bir yalancısın? Sen nasıl bir oyunbazmışsın Feride? Kamran, pişman olacağın laflar söyleme. Anlamadan, dinlemeden. Senden hala pişmanlık tanımadım ben. Lakin anladım. Nasıl ahlaksızlıklar içinde yaşıyorsun? Bana hakaret edemezsin sen. Hakkın yok buna. Kes sesini. Kesmiyorum. Beni dinleyeceksin. Konuşturmadan adam asmaca aile geleneği olmuş sizde. Ama ben bu sefer susmayacağım Kamran. Ben bu sefer konuşacağım. Sen de beni dinleyeceksin. Hiçbir mazeret. Hem de hiçbir mazeret. Ben orada seni beklerken... bu adama... hatta buna adam dahi denmez. Buraya gelip nişanlından ayrılacaksın demeni açıklamana kafi değil. Kamran. Çık dışarı Feride. Yüzünü daha iyi görmek istemiyorum. Çık dışarı. Çık! Bu meselenin ucu namusumuza, aile şerefimize değmeseydi eğer seni şuracıkta gırtlaklardım. Üstad,
Doğru diyorsun ama ben de en az senin kadar şaşkınım. En az senin kadar öfkeliyim. Üstelik burada mağdur olan da benim. Eğer Feride senin kuzenin olmasaydı ben de onu kolundan tutup kapı dışarı etmesini bilirdim. Ama gel gör ki senin hatırın var. Necmiye'nin hatırı var. Ben daha evvel Feride'yi hiç böyle görmemiştim. Çıldırmış gibiydi. Necmiye'den ayrılacaksın diye tutturdu. Sana yemin ederim. Benim onunla en ufak bir münasebetim bile olamaz. Hiçbir zaman da olmadı. Sen görüşmemize izin vermediğini söyledikten sonra ben dönüp Feride'ye bakmadım bile. Ama o defalarca rahatsız etti. İşlerin bu raddeye geleceğini ben de düşünemedim, bilmiyorum. Üstad, benim gözüm Necmiye'den başka kimseyi görmüyor. O benim namusum, o benim helalim. Bunu Feride'ye de söyledikten sonra daha da delirdi. Sizi ayırırım dedi. İftira atarım Kamran'la da ne söylersem inanır dedi. Benim şu şifalı bitkileri olan düşkünlüğümü biliyor ya. Beni zehirlemeye çalıştığını söylerim dedi. Güya Necmiye'yi benden koruduğunu söyleyecekmiş size. Şimdi Necmiye ve beni Feride'den ne koruyacak bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ben de tedirginim. Bir daha yoluma çıkma Selim. Tez vakitte nikahını kıy, karını da al git. Ne Necmiye'yi, ne de seni bir daha gözüm görsün istemiyorum. İkiniz de benim için ölüsünüz artık. Hatta üçünüz de. Dışarı çıkar mısın? Hastalarımla ilgileneceğim. Seninle yeterince vakit kaybettim zaten. Sıradaki hastam benim. Vazifen gereği şikayetimi dinlemek mecburiyetindesin. Öksüreyim mi? Öksür. Nasıl? Ciğerlerim hayli sağlıklı öyle değil mi? Ama bundan birkaç ay öncesine kadar ince hastalıktan vefat edeceğimi sanıyordum. Neden biliyor musun? Selim Bey beni buna inandırdığı için. Nasıl? Selim seni zehirleyecekti. Bu yalanı söylemek için geç kaldın Feride. Selim daha evvel beni ikaz etti. Sen onu da böyle tehdit etmişsin. Beni zehirlediğini herkese söylerim demişsin. Kamran, sen kaç yaşındasın? Benim bunu söyleyeceğimi tahmin edip tedbirini almış. Bunu göremiyor musun? Anlamıyor musun?
Bu anlattığın hikayedeki tutarsızlığın farkında mısın Feride? Ben hiçbir şey unutmadım. Babam hastayken siz kendi derdinizdeydiniz. Babam ölüm döşeğindeyken siz ıhlamur içip flört etmediniz mi? Asla böyle bir şey yapmadım. Yapmadın mı Feride? Selim seninle görüşmek için benden müsaade istemedi mi? Ben sana sormadım mı? Sen de bana evet demedin mi? Hafızanı mı kaybettin? Olmadı mı bunlar? Peki ya Seraya gittiğimizde? Selim Bey'in böyle kıymetli uğraşları olduğunu bilmiyorum demedin mi? Evet dedim. Çünkü beni tedavi edebileceğine inanıyordum. Ben hiçbir zaman hasta olan bir kızı tedavi etmek için abisine, babasına, ben sizin kızınızla konuşuyorum. Hatta müsaade ederseniz konuşmaya devam etmek istiyorum diye bir şey demedim. Fakat ben tedaviyi gizli tutmasını istedim. Niye? Sen devlet erkanı mısın? Niye? Halk sen hasta olunca isyan mı edecek? Senin bana acımanı istemedim. Aman ne gurur. Aynı çalı kuşu arkadaşlarına sevgilisi olduğum yalanını söyleyip o yalanı devam ettirmem için beni tehdit etmişti. Nerede gurur? Hani? Haklısın. O halde ben olmayan gururumu daha fazla ayaklar altında çiğnetmeyeyim. Sana hayatında başarılar diliyorum Kamran. Hoşça kal. Beni ikna edeceksin Feride. Böyle çekip gitmeyeceksin. Beni ikna et. Benim böyle bir mecburiyetim yok. Var. Arkamdan bunca dolap dönerken kime inanacağımı şaşırdığım için kusuruma bakmayacaksın. Üzgünüm. Yapabileceğim bir şey yok. Zehirli fondanları Mari söylemişti, öyle değil mi? Evet. Ona da Necmiye söylemiş. O halde Necmiye ile yüzleşmeye gideceğiz. Beni doğrulayacağını hiç sanmıyorum. O halde Mari. Mari ile görüşmekten çekineceğini sanmıyorum. Mari. Doktor yetiş doktor. Damdan düştü. Mektepte. Buyur git sen yüzleş. Birlikte gideceğiz. Katiyen. Ben bu çirkin tabloya asla dahil olmayacağım. Feride, eğer bana doğru söylüyorsan başın dik bir şekilde birlikte mektebe gideriz. Peki. Seninle geleceğim. Ama Kamran, bu olay bittikten sonra, benim haklı olduğum ortaya çıktıktan sonra sana yüzümü haram edeceğim. Bunu unutma. Hekim, ocağınıza düştüm hekim. Geçin şuraya. Beni dışarıda bekle. Eğer müsaadeniz olursa Necmiye'yi terziye götürmek istiyorum. Olur tabii, gitmeniz lazım. Gülümser, Necmiye'ye haber ver, hazırlansın. Buradayım, duydum anne. Dışarılığımı alıp geliyorum hemen. Yalnız biraz acele edersen. Aa, neyin acelesiymiş bu? Terzi kaçmıyor ya. Estağfurullah, ben sizi böyle kapıda bekletiyorum diye. Kalfalardan biri de gelsin yanınızda. Acaba sakıncası yoksa biz baş başa olsak? Olmaz öyle iş. Hazırlan Gülmüsel, sen de gidiyorsun. Allah kahretsin. Beklemez gidersin sanıyordum. Mari'nin söyleyeceklerinden sonra suratının alacağı hal beni öyle heyecanlandırdı ki bekledim. Söylediklerim doğru çıktığında utanacak mısın? Hı? Ama bu benim için yeterli olmayacak. Utandığını görmek. Sen beni kırmış olduğunla kalacaksın. Ben de kırıldığımla. Sana inanmayı çok istiyorum. Feride. Hatta inanmaya ihtiyacım var. Ama bir taraftan... Bir taraftan ne?
Necmiye değil mi? Necmiye'nin durumu. Yok Kamran. Ben bu defa alttan almayacağım. Necmiye'nin durumundan böyle yapıyorlar. Yoksa beni çok severler diye kendimi kandırmayacağım. Ben bu sefer size hak vermeyeceğim. O yüzden sen de boşuna şimdiden günah çıkarma. Kemran Bey, medreseye gelmeniz gerekiyor. Acil mi? Acil. Kadı Efendi sizinle bizzat görüşmek istiyor. Buyurun. Niye kırdın adamın camını? Sana söylüyorum hanım. Bu hanımı tanıyor musun? Tanımıyorum efendim. Bunlar dut yemiş bülbül. Niye biliyor musun Seyfettin Efendi? Çünkü sakıncaları, çekinceleri var. Ama bunu da çözeceğiz evvelallah. Seni karakola şahit olarak götürdüler değil mi? Ben kendi isteğimle gittim efendim. Hanımı tanırım, komşumuz olur. Komşunu iyi seçememişsin demek ki. Nasıl efendim? Anlayamadım. Abraham Paşa çiftliğinde bir çoban kulübesinde saklanıyorlarmış. Beni tehdit etti. Eğer Kamran'ın saklandığı yeri söylemezsen aleme madar ederim seni. Camını çerçeveni indirtirim dedi. Korktum. Niye kendin gelip söylemedin de bu kadını gönderdin? Yalan söylüyor efendim. Yalan olduğu buradan belli işte. Bilsem ben kendim gelir söylerdim. İşin ucunda ödül vardı bir de. Başka bir hesabın yoksa tabii. Ne olacak efendim? Ben kendi yağında kavrulan bir esnafım. İftira atıyorlar bana. Senin oğlunun, ailenin bu adamla herhangi bir husumetiniz var mı? Var efendim. Çok evvele dayanan bir husumetimiz var. Bu adamı tanıyor musun? Efraimzade Vasfi. Tanımıyorum. Lakin senin evinden çıktı bunlar. Bu adamı derdest edip aşağı indirin. Emanetleriyle yedi kuleye götürsünler. Ben bir şey yapmadım. Yapmadım. Ben bu kadından şikayetçiyim esas. Canıma malıma kastetti. Şimdi de iftira atıyor. Ben bir şey yapmadım. Yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Hanımı da evine defedin. Ne olduğunu anlayamadın değil mi? Seyfettin Efendi, bugün senin oğlun çok büyük bir iftiradan kurtuldu. Bu adamın evini, dükkanını aradı. Netice ortada. Verilmiş sadakanız varmış. Neriman? Her şeyimiz tam da bir çalıkuşu ziyaretimiz eksikti değil mi? Niye getirdin beni buraya? Sen arkadaşın Maria'yı yumurtladıysan
O da olduğu gibi Feride'ye anlatmış. Feride de Kamran'a. Düzelteceksin bu işi. Geç kalmadıysak tabii. Hadi in aşağı. Bir şekilde abine görünürsen de bahane uydurup buraya gel, seni bekliyorum. Hadi. Sen gitmedin mi onlarla? Ne işin var senin burada? Beni almadan gittiler. Nasıl seni almadılar? Vallahi bak, ben mantomu almak için içeri girdim, çıktım. Fayton hareket etmişti bile. Arkalarından seslendim ama sesimi duyuramadım. Sonra da sen kızarsın diye bir şey diyemedim sana. Ne münasebet canım? Sen o ikisini nasıl yalnız bırakırsın? Bunlar çarşı pazara gitmediler mi? Ya babasıyla abisiyle karşılaşırsa? Seyreyle tantanayı ondan sonra. Ay. Karşılaşmazlar inşallah. Bunlar terziye gidiyorum demiyorlar mı? Bütün dükkanlar da bize komşu. Bu kız bilerek yapıyor. Vallahi bilerek yapıyor. Beğenmediği anneliğimden yılların öcünü alıyor. İstiyor ki ben milletle onun için dalaşayım, onu savunayım istiyor. Ben böyle iyi anne olacağım değil mi? Feride'ye de ettiğim onca haksızlıktan sonra... Nasıl iki gözüm, sadakan da sevenin de çokmuş. Allah seni sevdiklerine bağışladı. İnanamıyorum. Neriman'ın o adamla ne münasebeti olabilir? Nasıl bir alışverişi, ne maksadı? Orasını bilemem. Mühim olan senin kurtulmuş olman. Neriman'ın da astarının dökülmesi. Şükret. Ya hiç tanımasaydın onu? Ya hiç görmeseydin gerçek yüzünü? Aptal gibi yaşar giderdim işte baba. Çok acayip. Sevdiğim, değer verdiğim insanlar. Sanki sözleşmiş de Kamran'ın sırtından vurma teşkilatı kurmuş gibiler. Evlat. Ulan adi köpek. Dur yapma. Kimsin lan sen? Enişte. Neyin peşindesin? Kamran. Lan değil mi lan o adama? Çoluğu var, çocuğu var. Evlat. Bitmedi mi lan senin bizimle Kamran. Derdin? Evlat. He! Götürün şunu. Götürün. Köpek! Tamam. Tamam sen. Götürün hadi. Cezasını da belasını da buldu. Daha da çekeceği var. Yapma. Feride. Feride ben batıyorum. İnandım, güvendiğim herkes kumdan kaleler gibi bir bir çöküyor. Necmi, Neriman, Selim. Bir sen kaldın. Ne olur gerçek ol. Ben zaten hep gerçektim ya. Asla kabul etmeyeceksin Mari. Feride ne söylerse söylesin yalanlayacaksın. Ben öyle bir şey demedim diyeceksin. Yapamam. Yapacaksın. Ben sana demedim bir kimseye söyleme diye. Niye söyleyip de benim huzurumu, saadetimi bozuyorsun? Niye boş boğazlık ediyorsun? Çünkü adama güvenmiyorum Necmiye. Sana zarar verecek. O senin üstünü kuruntun. Biz konuşup anlaştık. Beni seviyor. Ya gerizekalı. Görmüyor musun? Adam Feride'ye yakınlık kurabilmek için seni kullanıyor. Olabilir. Ama önemli olan onun ne istediği değil, benim ne istediğim. İyi o zaman, bundan sonra tek başınasın. Hep öyleydim. Ama şimdi Selim var.
Eğer onu da benden almaya kalkarsanız yemin ediyorum kıyarım canıma Mari. Sorumlusu da sen olursun. İyi o zaman Necmi'ye selam söyle bir tarafa benden. Hiç üzerime almıyorum. Ölürsen de öl. Tanrı biliyor ya suçu bana atmaz. Sen de gerizekalı mal deneyi gibi öldüğünle kalırsın. Mari, lütfen. Lütfen lütfen deme bana. Sanki bir bardak su rica ediyormuş gibi. Bak Necmiye, şunu aklına sok. Senin hırsların yüzünden Feride'ye iftira falan atmayacağım ben. Necmiye, niye bunu bana yapıyorsun? Niye kendine yapıyorsun? Hem bak yazık değil mi Çalıkuşuna? Peki bana yazık değil mi? Sen bana bugün erik mi aldın? Nereden çıkardın Feride? Hastanede, kapının önünde gördüm. Sana yalan söylemek istemiyorum. O yüzden sorma Feride. Doğruyu söylemek de bir seçenek Kamran. Evvela senin doğruyu söylediğini göreyim de. Görecekmiş. Ne olacak göreceksin de? Bana kırmızı kurdelalı erikler mi alacaksın? Hı? Şu alaycı suratını kaybetmediğim için şükredeceğim. O kadarcık mı? Daha ne istiyorsun Feride? Neyin olmamı istiyorsun? Ben o manada demedim. Medresede dedim diye hani. Neyse. Sen ne cüretle izin almadan mektebimden çıkarsın? Ailevi bir meseleydi Matmazel. Velisi olarak ben çıkarttım. İsterseniz izin kağıdı getirebilirim. Derhal odama geç. Evvela halletmemiz gereken mühim bir iş var. Ondan sonra talebeniz sizindir. Monsieur, ne demek bütün bunlar? Siz mektebimde istediğiniz gibi at koşturabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Estağfurullah. Sadece Feride'nin sınıf arkadaşı Mari ile görüşmek istiyorum. Derhal mektebimi terk edin. Maalesef bunu yapmayacağım Matmazel. Zira mesele mühim olmasaydı bu kadar ısrarcı olmazdım. Monsieur. Onun uslubu adına ben sizden özür dilerim. Fakat gerçekten çok önemli bir mevzu. Lütfen Mazo. Bom. Müstahdeme haber ver. Çağırsın Mayı. Siz de bir daha katiyen mektebime gelmeyeceksiniz. D'accord.
D'accord. Ne oldu, konuştun mu? Kabul edecek miymiş? Yalanlayacak mıymış Çalıkuşunu? Yok, bir şey söylemedi. Ama merak etme, Mari bana kıyamaz. Ne demek bir şey söylemedi ya? Yorum da mı yapmadı, evet hayır da mı demedi? Allah kahretsin. Bunlar hep senin ot yemen Necmiye. Dilini tutmayı bilseydin. Ne olacak şimdi kız öterse? Ne olacak? Kendin dönersin eve. Selim. Yarın buluşalım mı? Ne yapacakmışız buluşup? Gezeriz. Ihlamur içeriz. Ha? Necmiye. Senin aklın hayli kıt zannımca. Bu yüzükle beni prangalamış olabilirsin ama... ben senin zannettiğin Selim değilim. Güzelim. Aradığın adreste de yokum. Cuma'ya gittim, dönmeyeceğim. Tamam mı? Tamam. Ama merak etmiyor musun Barney'in ne söyleyeceğini? Nereden öğreneceksin? Benim sayemde değil mi? Yarın öğlen çay bahçesinde. Bonjour monsieur, beni çağırtmışsınız. Marie. Aa, hemşire sen de mi buradaydın? Şimdi şöyle ki, bana Selim Bey'le alakalı anlattığın her şeyi Kamran Bey'e de anlatmanı istiyorum. Neyi anlayamadım? Necmiye'nin sana söylediği şeyi. Selim Bey'in zehirli fondanları hani. İyi de hemşire, ben gerçekten anlayamadım. Ne Selim Bey'i, ne zehirli fondanları. Mari. Daha bu sabah bana söyledin ya. Necmiye anlatmış hani sana. Selim Bey'in beni zehirlemek istediğini. Selim Bey seni zehirlemeye mi çalışmış hemşire? Ne zaman? Bir dakika, bunu ben mi söyledim sana? Feride, ben gerçekten neden bahsettiğimizi anlayamıyorum. Öyle olsun.